Yeşil Ekonomi'yi sunar. Efendim bugün inşaat sektörünü konuşacağız. Sektörün gerçekten önemli isimlerinden biri Yeşil Ekonomi'nin konuğu Süleyman Varlıbaş. Onu sektör çok yakından tanıyor, yıllarını sektörde geçirmiş. Bu sektörde işte inşaat sektörüyle ilgili bir şey sorulacağı zaman ilk akla gelen isimlerden biri. Yayınımıza hoş geldiniz Süleyman Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Siz de hoş geldiniz. Şimdi efendim biz Meridyen'de en son sizinle görüşmüştük. Meridyen projesi gerçekten Türkiye standartlarının çok üstünde, uluslararası ölçekte bir projeydi. Ve siz de gerçekten uluslararası çapta birçok ödüle sahip oldunuz Meridyen projesi sayesinde. Bundan sonra işimiz çok zor demiştiniz. Evet. Yani çünkü çıtayı o kadar yukarı çektik ki bundan sonra işimiz çok zor demiştiniz. Zorlanmaya devam ediyor musunuz? Şimdi tabii biz kendi çıtamızı kendimiz yükseltiyoruz. Ha. Niçin yükseltiyoruz? Türkiye'nin gayrimenkul sektöründe dünya ile yarışacak projelere sahip olması için. Gayrimenkul sektöründe Türkiye'nin varlığını dünyaya tanıtmak için. Daha doğrusu Türkiye'mizi, İstanbul'umuzu dünyaya gayrimenkul penceresinden açmak için çalışıyoruz. Biz ilk Meridyen projesini gerçekleştirdiğimiz zaman uluslararası birçok müteahhit firmalarla görüştük. Dünyanın nerelerinde ne yapıldığını gezdik, gördük. Ondan sonra yapımcı mimarlarla görüştük. Ve yarışmayı açtığımız zaman bu yapımcı firmalara biz İstanbul'u anlattık. Dünyanın değişik bölgelerinden mimarları çağırdık. Onlara ben gayrimenkul denilince aklına için Dubai geliyor dedim. Dedi ki Dubai'de çok güzel inşaatlar yapılıyor. Çok farklı binalar yapılıyor. Onun için Dubai bütün gayrimenkulde dünyanın göz bebeği bir yer. Peki dedim bizim İstanbul'la Dubai'yi mukayese ettiğiniz zaman hangisinin diğer özellikleri farklı? Dediler hiç mukayese edecek tarafı yok. Birisi çöl ve 12 ay sıcak bir iklim. Diğerisi dünyanın çenlediği olan, her türlü iklim şartlarını, mevsimleri yaşayan, coğrafyasında birçok medeniyetler geçmiş olan, kültür abidesi, dünyanın, eğer Napolyon'un bir sözü var İstanbul'la ilgili, eğer dünya tek ülke olsaydı, mutlaka başkenti İstanbul olurdu demişti. Çok doğru söylemiş yani. Dünyanın hem konum olarak da merkezi yerinde olan bir şehir. O bakımdan birçok hassasiyeti taşıyan İstanbul'u daha gayrimenkul önüne nasıl çıkarız diye kendimize bir sorumluluk hissettik. Bu sorumluluğun bilinciyle projelerimizi dünyayla yarışacak. Dünyada en iyinin İstanbul'da yapıldığını, Türkiye'de yapıldığını ispatlayacak şekilde çalıştık. Ve o yarışmaya katılan mimarlara dedik ki siz ne kadar uçabilirseniz uçun biz bunu yapacağız, gerçekleştireceğiz. Bu bakımdan önünüz açık dedik. İstediğiniz şekilde istediğiniz standartlarda çalışabilirsiniz. Meridyen projesi bu çalışmanın ürünü olarak ortaya çıktı. Allah'a şükür yaptığımızın karşılığında aldığımız ödüllerle ispat ettik. Hem Türkiye'nin tanıtımında örnek olduk, hem böyle bir projeyi yaparak Türkiye kazandırmaktan da gurur duyduk. Bir de bu bölgenin simgesi gibi oldu. Yani şöyle ifade edeyim, bu bölgede adres tarif edilirken o çok önemlidir biliyorsunuz. İşte o projenin sağında, solunda şeklinde ya da oradan gireceksin Ataşehir'e girerken şeklinde tarif ediliyor.
böyle bir odak noktası oldu. Gerçekten çok sayıda ödül aldı. Şu anda proje tamamen noktalandı. Bir de okulum oldu. Nasıl şimdi gidiyor proje? Şimdi projenin tamamı bitti. Milli eğitimi yapmak için okul şeyimiz vardı projenin içerisinde. Taahhütümüz vardı. Onu da tamamladık. Kendi oturduğunuz binaya okul yaptınız yani. Evet, onu sanat lisesi yapıyoruz. Yanında ayrıca bir okul daha yaptık. Zaten o binanın yapılışı da bir sanat eseriydi. Sanat, evet, yani orada da oynamıştınız bir sürü şeyle, yani içindeki özellikleri vesairesiyle. Zaten milli eğitimdeki ilgililer gezerken burası sanat lisesinden başka liseye yazık olur demişti. Kendisi sanat eseri bir bina dediler. Ve o herhalde o yönde değerlendirecekler. Şimdi orada yani Meriten'le ilgili bütün inşaat çalışmaları bitti. Kabuller yapıldı, insanlar taşındı. Artık yaşam başladı. Fakat bunu yaparken biz yine Ataşehir bölgesinde Metropol İstanbul projesini gerçekleştirmeye başladık. O projede de standardı daha yukarı çıkaralım dedik şimdi. Meriten'i yapmış olan bir firma. Zorlandınız yani değil mi? Evet, orada o kadar standartları yükseltmiştik ki onu daha üstüne ne koyarız diye zorlandık. Çünkü çok kısa zamanda teknoloji çok şey değiştirmedi. Ama o da yine farklılık yaratacak. Daha doğrusu Ataşehir bölgesini taşlandıracak bir konseptle orayı da yapıyoruz şu anda. Orada bina seviyesi yüksekliğini de burada bizim binamızın en büyük binamızın, en yüksek binamızın uzunluğu yerden 200 metre. Orada yerden 250 metre. Yani yükseklikte yani geçtik bir kere diyorsun. Bir yükseklikten fark koyduk. Şeyden de yapından da içerisinde bir şeyler ekledik. Ayrıca başka bir şey yaptık orada. Oranın... Yine üçlü var orada da değil mi? Yani hepsi üçlü kullanıyorsunuz. Üç şey yani üç kule. Orada da meridyen. Tesadüf mü yoksa? Orada üç kule. Burada altı kule. Altı kule mi var burada? Evet. Burada altı kule. Üç tanesi yüksek, diğer üç tanesi altı. Kısa, anladım. Ama oradaki arazinin yapısı buna daha uygun tabii. Biz orada... O proje hangi aşamada şimdi? Şimdi o projede kabalar bitmek üzere. Kabalar. Daha doğrusu 3 blokun 2 tanesinin kapası tamamlanmak üzere. A blok işte 15. katlarda. Ama içerisinde onun çok büyük bir alışveriş merkezi var. Bir taraftan o yapılıyor. Oranın bu projeden bir farklı tarafı şu oluyor. Orası daha karma bir proje oluyor. Yani içerisinde yaşamın ihtiyaç hissedilen her şeyine cevap verebilecek alışveriş merkezi. 24 saat canlı olacak alışveriş merkezi, yaşam merkezi ve ofisler, konutların olduğu bir proje olacak. Yani bu karma, yeni dönemde karma model daha fazla ilgi görüyor şeklinde bir değerlendirme var. Siz tabii sektörün tecrübeli isimlerinden birisiniz. Bu noktada sizin söyleyeceğiniz de çok önemli. Yani içinde okul olması bir avantaj, içinde alışveriş merkezi olması bir avantaj, içinde otel olması bir avantaj, içinde işte ofisler ve diğer çalışma noktalarının olması bir avantaj. Diğer taraftan sizin bütün projelerde olan fitness'ı vesairesinin olması avantaj şeklinde bir değerlendirme yapılıyor. Konut projeleri böyle değerlendiriyor. Rezidans vesairesiyle. Böyle midir bu yoksa nasıl değerlendirmek lazım? Evet, şimdi biliyorsunuz yaşamda en önemli faktör zaman. İnsanın ömrü bir tane. Onu da Allah belirlemiş. Ne kadar olduğunu da Allah biliyor. Ancak bu belirlenmiş ömrü en iyi değerlendirmek için insanların o zamanı çok verimli kullanması gerekiyor. Her İstanbul gibi bir yerde işiyle evinin eğlencesinin, sporunun, alışverişinin aynı mekanlar içerisinde en kısa sürede ulaşabileceği noktalarda yapılmasını artık istiyor. Ki zaman kalsın. O bakımdan bizdeki müşterilerimizin birçoğun ofisinin olduğu blokta aşağıda spor salonu var. Üstte başka bir blokta rezidansı var. Daha yanında yeme içme yerleri var. Alışveriş mekanları var. Dolayısıyla bizdeki insanlar herhangi bir ihtiyaç için o konseptin dışına çıkmaya ihtiyaç duymuyorlar. 24 saatlerini o konsept içerisinde
en konforlu şekilde istedikleri her şeye ulaşabilecek noktada temin etme imkanına sahipler. O bakımdan insanların tercihi oluyor karma proje. Yani o bu dönemdeki talebin de bu tercihle örtüştüğü. Yani siz insanlardan ne talep edilirse onu yapıyorsunuz aslında, değil mi? Yani zaten biz yani yapmadan önce insanlarla oturuyoruz, konuşuyoruz. Ha, konuşuyorsunuz. Diyoruz ki bizden ev aldınız, daha önceki projelerimizden mülk aldınız. Bunun nesinden hoşlandınız, nesinden hoşlanmadınız, neyi nasıl yapmak isterseniz biz ona açığız diyoruz ve onların anket yapıyoruz, önerilerini dikkate alıyoruz. Ne öneriyorlarsa onu yapmaya çalışıyoruz. Ve hep insanlarla konuşa konuşa biz projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Modern dünyaya bakıyoruz. Dünyada örneklerine bakıyoruz. Aksaklıkları nerede onları tespit edip kendi projelerimizde onlardan kaçınmaya çalışıyoruz. En iyisinin yapmak gayreti içerisinde oluyoruz. Peki inşaat sektörü sizin başladığınız noktayla bugün mukayese edildiğinde Türkiye'nin gelişiminden daha hızlı gelişti diyebilir miyiz? Sanki öyle bir intiba var. Yani herkes onu değerlendiriyor. İnşaatta Türkiye çok önemli noktalara geldi. Daha hızlı gelişti inşaat sektörü. Daha yüksek noktalara ulaştı şeklinde bir değerlendirme var. Siz nasıl görüyorsunuz? Şimdi tabii ki biz bu modellerle başladığımız zaman, yani hasat paylaşım modelleriyle 2004 yıllarında ilk defa gayrimenkul geliştirme projelerine başladığımız zaman İstanbul'da, Türkiye'de gayrimenkul sektörü bugün gibi değildi. Dediğim gibi biz dünyayla nasıl yarışırız hesabı yaparak projelerimizi geliştirdiğimiz için dünyanın yaptığının önüne geçtik. Bunu kısa zamanda yaptık. Dünya bunu gördü ve şaşırdı. Yani Türkiye'de nasıl böyle projeler oluyor diye birçok insan inanamadı. Geldiler üniversitelerden, incelediler, baktılar. Ve birçok üniversiteden her gün otobüslerle insanlar bizim projelerde projelerin nasıl yapıldığını, özelliklerini yerinde inceleyerek, görerek kendi ülkelerinde de yapmaya çalışıyorlar. Hatta bize de öneriyorlar. Şimdi bunu yaparken, tabii biz bunu var yap olarak yaparken rakiplerimiz de, diğer firmalar da bizi örnek alarak benzer şeyler yapmaya çalıştılar. Çok iyi bir ivme yakaladı Türkiye. Bu yaptıklarımızın İstanbul'un biliyorsunuz birçok binaları hep yenilemeye muhtaç. İstanbul deprem bölgesi bir mevkide. Allah korusun olacak bir depremde birçok binanın yıkılması söz konusu. O bakımdan İstanbul'da gayrimenkulün daha yapacağı da çok iş var. Tabii biz bunları yaparken inşaat öyle bir sektör ki Türkiye'nin ekonomisinin belki dolaylı olarak 200'den fazla sektörünü harekete geçiren, alt sektörleri tetikleyen bir sektör. Bugünlerde Sayın Bakanımızın bir açıklaması var, talihsiz bir açıklaması var. Şartçılar açısından, Türkiye açısından, Türkiye ekonomisi açısından. Aslında Ali Babacan benim çok sevdiğim, çok takdir ettiğim, ekonomideki yönetimiyle çok şimdiye kadar beğendiğim ama son sözleriyle de duyduğum zaman inanamadığım ve şaşırdığım bir talihsiz açıklaması oldu. İnşaatın önünü keselim, sanayiyi şey edelim diyor. Şimdi orada inşaatın işte inşaatın oluşumuna neden olan da sanayi. İşte sanayiye yönelim diyor. Kapı sektöründe, seramikte işte bunlar hep inşaatın sayesinde işte sanayi yani, değil mi bunlar? Yani dediğinin ekonomiyle çok bağdaşır tarafı yok. İnşaatı siz önlemeye çalışırsanız, inşaatın önünü keserseniz, inşaatı cazip hale getirmezseniz veya cazibiyetini daha da aşağılara çekerseniz, o zaman siz ekonominin diğer sektörlerinde ister istemez zaafa uğradırsınız. O istediğiniz kadar teşvik verin, yapmaya çalıştığınız sanayi kuruluşlarındaki malı satacak yer bulamazsınız. Bir müddet verirsiniz, üretim yapılır ama o stoklar öyle birikir kalır. Onları satacak yer ararlar. Dolayısıyla eyvah inşaat sektörünü keşke bu hale getirmeseydik deyip tekrar inşaat sektörünü nasıl canlandırmaya yolunu ararsınız. Ama orada şunu da söylemek lazım belki.
Yani siz şimdi kaç yıllık bir sektörün önemli oyuncularından birisiniz. Projeleri buna rağmen yaparken kılı kırk yararak yapıyorsunuz. Fizibiliteler vesaireyle ilgili çalışıyorsunuz. Sonuçta işte kar ediyorsunuz, zarar ediyorsunuz. Yani devam ediyorsunuz sonuçta. Yıllardır. Şimdi tekstil sektöründeki birisi ya da başka bir sektördeki birisi, bir iş adamı hemen elindeki bir parayla ya da bulduğu bir arsayla bu sektöre giriyor. Hem de yanında yani ustabaşı bile yok. Yıllardır sağladığı birikim hedere oluyor. İnşaat sektöründe yanlış iş yaptığından dolayı işte şişkinlik var mı yok mu sorgulaması yapılıyor. Bunu da dikkate almak lazım. Belki bakanın söylediğinde bu tarafı da önemlidir diye düşünüyorum. Şimdi işin o tarafında çok haklılık var. Evet. Aynen size %100 katılıyorum. Tabii ki bu iş bilenle bilmeyenin aynı seviyede yapacağı iş değil. Herkesin yapacağı bir iş değil. Herkesin yapacağı hiçbir iş değil. Bir elbise yapmaya benzemez. Bir elbise yırtılır, nihayet verdiğin para yok olur ama size bir şey olmaz. Ama Allah korusun bir bina yıkıldığı zaman sizin veya sizin gibi birçok insanın hayatına mal olur. O bakımdan en ufak hata ve şey kabul etmez, tolerans kabul etmez inşaat sektörü. İnşaat sektörü çok ciddi çalışılması, çok deneyimli olması, deneyimli kişiler tarafından gerçekleştirilmesi gereken bir sektör. Ona katılıyorum. Sektör cazip diye diğer hiç hayatında iş yapmamış, inşaat yapmamış insanların bu sektöre girmesinin önünü kesin. Tedbirleri alın. Kesin diyor. Onu nasıl alın? Onu zaten taahhüt sektöründe ben onu yıllardır söylüyorum. Birçok yerde yetkilileri de söyledi. Nasıl taahhüt sektöründe bir taahhüt işini yapacak müteahhit seçiminde bir ön seçim yapılıyorsa, bir daha kriterler önce, varsa. Daha önce bitirdiği işler baz alınıyorsa. Evet, bitirdiği işleri, teknik yapısı, mali durumu, makine ekipmanı nasıl göz önüne alınarak, daha önce yaptığı işleri nasıl göz önüne alınarak yeterlilik veriliyorsa, gayrimenkul geliştirirken de bunlara dikkat edilmesi lazım. O büyüklükteki firmalara, o ölçekteki firmalara yapabilecek kriterleri koymak lazım.